Ya görüyorsunuz değil mi? Yüzüme bile bakmıyor. Vallahi haklı. Hurşit abinin yanındayken sen onun yüzüne bakmıyormuşsun. Ya benim bu Hurşit abiden bir an önce kurtulmam lazım. Ayrıca Selim'le Cem meselesini de konuşmam gerek. Ama Hurşit abiden kurtulmam için neyse. Ay çocuklar, yardımınıza ihtiyacım var. Ay olur, ne istiyorsun? 1000 avro. Yok mu? Yo, var. Ama bende 50.000 avro böyle bütün olarak var. Ben bir yanını nerede bozdursam diye düşündüm. Ay Ayşegül, saçmalama, bizde 1000 avro ne gezer? Ama ne yapayım, belki 5 tane soru çözdürmem lazım. Her soru için benden 200 avro istiyor. Benim de o kadar param yok ki. Bakın sadece 20 YTL'm var. Ayşegül, sen ver bana o 20 milyonu. Ben soruların cevabını bir şekilde çözdürürüm. Gerçekten mi? Şu tiyatrodaki bilgi yarışmasının dekoru daha hala kaldırılmadı değil mi? Bilmiyorum. Ne haber Berk? 200 avro ver söyleyeyim. Hadi hadi, iyi değilsin biliyorum. Dünkü bilgi yarışmasını kazanamadığın için çıldırıyorsun değil mi? Evet, birinci olmak benim hakkımdı. Aynen, öğretmenler de öyle düşündükleri için sana bir şans daha verecekler. Gerçekten? Evet, bugün okuldan sonra diğer grubun birincisiyle tekrar teke tek yarışacaksın. Eğer birinci olursan birinciliği sana verecekler. Gerçekten? Ama Berk, belki ben istemez dedim. İstiyorum. Hakkım olan birinciliği almak istiyorum. O zaman okuldan sonra tiyatro salonuna gel. Hani Müdür Dilaver'in bahsettiği şu yeni 2 öğretmen var ya, onlardan biri jüri üyeliği yapacakmış. Fark etmez. Güzel, okuldan sonra görüşürüz. Ceren, Berk kesin geliyor değil mi? Aha, geliyor, merak etme. İnşallah bunun bir numara olduğunu ve gerçek bir yarışma olmadığını farkına varmaz. Yani ama bu biraz da Murat'ın oyunculuk yeteneğine bağlı. Doğru. Ya Ceren, bugün Selim okula gelmedi, niye biliyor musun? Ya öğlen acilen annesi aramış, eve gitmesi gerekmiş. Hı. Ayşegül, ya Selim'in babası gerçekten iflas mı etmiş? Nereden çıktı bu? E Tuğçe bütün okulu öyle yayıyor. Ay yok canım, öyle bir şey. Öyle bir şey olsa benim haberim olur. Ay Tuğçe'nin uydurması işte. Geç kalmadın değil mi? Ay bravo, yok Berk. Vallahi bravo. Hayır evladım, tam zamanında geldin. Ben yeni matematik hocanız Murtaza. Umarım arkadaşların söylemiştir. Sana bir şans vermeyi daha uygun gördük. Rakibin kaç takımdan Ayşegül? 5 soru soracağız. En çok cevabı veren yarışmanın gerçek galibi olacak. Hadi evladım, yerlerinize. Buyurun. Evet, hazır mısınız? Evet. Birinci soru. İnsan vücudundaki en güçlü kas. Ayşegül. Bilmiyorum. Berk. Dil. Aa tabii ya, dil. Bak şimdi hatırladım. Yaz Ceren'cim, yaz. Birinci soru cevabı dil. Bravo Berk. Evet, ikinci soru. Fransız İmparatoru Napolyon hangi ülkenin bayrağını tasarlamıştır? Hiçbir fikrim yok. Berk. İtalya. Ay doğru, bak şimdi hatırladım ben. İtalya'ydı. Yaz Ceren'cim yaz. İkinci sorunun cevabı İtalya. Bravo Berk. Evet, üçüncü sorumuz. Kulağını diliyle temizleyebilen hayvan hangisidir? Ayşegül. Bilmem ki. Berk. Zürafa. Aa doğru. Ay bak şimdi hatırladım ama sen benden önce hatırladın. Vallahi bravo Berk, bravo. Yaz Ceren'cim yaz. Üçüncü sorunun cevabı zürafa. Olağanüstü. Bravo. Evet, kaldı 2 soru. Çabuk çabuk çabuk, hadi sor. Soruyorum. Hocam ben 3 soruyu da doğru cevap verdim. Ayşegül bundan sonra 2 soruyu doğru cevaplasa da kazanan benim. Olsun, ben yine de sormak zorundayım. İyi o zaman, siz sorun. Ben cevap vermesem de olur. Olmaz, cevaplamak zorundasın. Niye? Nasıl niye? Sen koskoca Murtaza Hoca'ya nasıl niye diye sorabiliyorsun? Niye? Bak hala niye diye soruyor ya. Bana 600 avro borcunuz var. Ne yapıyorsun? Ne var? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.